Amerikan yönetimi Çin'i kuşatma stratejisini daha güçlü şekilde uygulamak istiyor. Bu nedenle İngiltere ve Avustralya ile birlikte kurduğu AUKUS adını taşıyan güvenlik ortaklığı için kendi üretimi olan nükleer denizaltıları sahaya sürüyor. Avustralya, Fransa'ya sırtını çevirip Amerika ile anlaşırken bazı batılı uzmanlar bu hamlenin aslında bir ticari kazanç manevrası olmadığını savunuyorlar. Amaç, geniş kapsamlı bir savunma doktrini için aynı donanım ve güvenlik protokolüne sahip savaş araçlarının kullanılması. Bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ikinci kez nükleer denizaltılara ilişkin sırlarını bir başka ülkeyle paylaşmayı kabul ediyor. Bunun tarihteki ilk örneği 63 yıl önce 1958'de Washington'la Londra arasındaki anlaşma sonucu İngiltere'nin nükleer güçle çalışan denizaltı yapmasına yardım etmesiyle yaşanmıştı. Dünyada nükleer denizaltı kapasitesi bulunan sadece 6 ülke var. Avustralya anlaşma sonrasında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Çin, Fransa, Hindistan ve Rusya'nın ardından 7. ülke olacak. Amerikalı yetkililer, Avustralya'ya verilecek nükleer denizaltıların dış güvenlik bağlamında bir istisna olduğunu ve bir daha başka ülkeye bu teknolojinin verilmeyeceğini belirtiyorlar. Nükleer denizaltılar daha büyük ve daha pahalı olsalar da dizel elektrikli denizaltılara göre çok daha hızlılar ve su altında daha uzun süre kalabiliyorlar. Dizel, elektrikle çalışan bir denizaltı su altında 11 gün kalabilirken nükleer bir denizaltı da bu süre 2 ayın üzerine çıkabiliyor. Ayrıca etkili ve yüksek sayıda silah kapasitesine sahip olması, görünmezlik, manevra kabiliyeti ve dayanıklılık gibi kategorilerde geleneksel denizaltılardan üstün özellikleri nükleer tip denizaltıları cazip hale getiriyor. Pasifik Okyanusu'ndaki hareket alanı daraltılmak istenen Çin'in 15 nükleer denizaltısına karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin 68 güvenlik ortağı İngiltere'nin ise 10 nükleer denizaltısı bulunuyor. Gelecekte Avustralya'nın 12 nükleer denizaltısıyla Pasifik'te sular üçlü ittifakın kendi oyun alanına dönüşecek. Dünyanın ikinci büyük denizaltı filosuna sahip Rusya'nın bir kısmı kullanım dışı olsa da en az 26 adet nükleer güçle çalışan denizaltısı bulunuyor. Rusya 20 kadar yeni nükleer denizaltıyı da Kuzey Denizi filosu için inşa ettiriyor.